Öncelikle otlarımızı haşlayarak başlayalım. Bunun için Şevketi Bostan'ı alıyorum. Ayıtlanmış olarak. Kaynayan suyun içerisine bırakıyorum. Biraz daha su ekleyeceğim şimdi. Kapağımızı da kapatıyoruz. Bu şekilde yaklaşık bir 10 dakika haşlayacağım. Şevketi Bostan güzelce pişti. Şimdi artık çıkartabilirim. Ve soğuk suyun içerisine alıyorum. Evet, Şevketi Bostan'ı soğuk suyun içerisine aldıktan sonra biraz da burada lavabonun altında soğuk suyun içerisinde güzelce çeviriyorum. Ebe gümecini de aynı şekilde haşlayacağım. Bu çok daha kolay haşlanan bir otumuz. Suyun içerisine bırakalım. Çok uzun süre tutmuyorum. Yaklaşık 1-2 dakika içerisinde ebe gümecini de soğuk suyun içerisine alıyorum. Sıra geldi semizotuna. Semizotunu da bu şekilde basıyorum sıcak suyun içerisine. Semizotunu da birkaç dakika tutmamız yeterli olacaktır. Bunu da şimdi tekrar soğuk suya tutuyorum. Bu sırada da deniz börülcelerini de içerisine alalım, suyun içerisine. Kapağı kapatıyorum. Birkaç dakikada bunları haşlayacağım şimdi. Evet, şimdi taze soğanımızı da hazırlayalım. Sarımsakla beraber. Evet, tenceremizi boşalttık. Şimdi bu haşlamış olduğum otları güzelce kavuracağım. Deniz börülcesini de soğuk suyun içerisine alıyorum. Kavurma işlemini de zeytinyağı ve taze sarımsakla yapacağız. Şimdi sarımsaklarımızı hazırlıyorum. Biraz iri bırakıyorum sarımsakları. Zeytinyağımızı da ekleyelim içerisine. Sarımsaklarımızı ekledim. Ebe gümecini iyice suyunu alıyoruz. Semizotunu birkaç kez iri bir şekilde doğruyorum. Ve otlarımı şimdi bunun içerisine eklemeye başlıyorum. Şevketi Bostan'ı da aynı şekilde alalım. Deniz börülcesini de içerisine katıyorum şimdi. Başka bir tavada ise şimdi çam fıstıklarını kavuracağım. Bunu da üzerine kullanacağım. Yeşil soğanlarımızı doğrayalım şimdi. Bir tane domatesim var. Domatesimi de şimdi kabuklarını aldıktan sonra güzelce doğrayacağım ve bunu da içerisine ekleyeceğim. Domatesi de konkase yapıyorum. Bunu da içerisine ekleyelim. Ve güzelce karıştırıyorum hepsini. Tuzumuzu ekleyelim. Evet, otları servis ederken de biraz yoğurt kullanacağım. Bir de yoğurt sos hazırlıyorum. Yoğurdun içerisine de biraz tuz koyacağım şimdi. Fıstıklarımız tamam. Onun altını da kapatabiliriz. Evet, Ege kavurmamız servise hazır. Kavurmuş olduğumuz otlarımızı bunun içerisine koyalım. Şimdi bunun üzerine yoğurt sosumu da koyuyorum. Biraz fıstık. Sıcak olduğu için zor alıyorum tavadan. Ve yine servisimi yaparken biraz da kırmızı biberlerden ince dilimlenmiş olarak koyacağım üzerine. Yemeğim servise hazır.